Evet, gurbetten sılaya, sıladan gurbete Erzurum programından kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu haftaki konuğumuz yine Erzurumspor'a büyük emekler veren, antrenörlük hayatına devam eden Necdet hocamız. Necdet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Öncelikle gördük. Kürşat abi sen de hoş geldin. Bu hafta Eyvallah Yoldaş. Hoş bulduk. Kendi sahamızda almış olduğumuz bir mağlubiyet var hocam. 3-1 Hatayspor karşısında. Erzurumspor ben anlayamadım gerçekten. Bugün nasıl bir futbol oynadık? Ne oynamaya çalıştık? Onu da çözemedik. İsterseniz maçı yorumlayalım Necdet hocam. Bugün Erzurumspor neden kaybetti? Neden bu kadar kötü futbol oynadı? Ben ilk önce Sıla'dan Gurbet'e selamlar söylüyorum. Programı izleyen Gurbet'teki tüm selamlarımızı söylüyorum. Sizlere de yanında başarılar, kaptanım Kürşat'a da programda başarılar diliyorum. Şimdi müsabakanın Teşekkür analizini ederim hocam. yaparken bir oyuncu grubunun bu müsabakaya psikolojik olarak iyi hazırlanmadığını ben analiz ettim. Yani işte Evet son hocam. 5 müsabakada galip gelen, berabere kalan bir takım. Rakibi öyle tahmin ediyorum ki teknik heyetin Hatayspor'u iyi analiz ettiğini ama oyuncuların bu analize, saha içerisindeki taktiksel disipline uymadıklarını düşünüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Evet, Kürşat hocam, sen de izledin maçı. Erzurumspor'un kaybetme nedenlerini sıralarsak neler diyebilirsiniz? Şimdi Erzurumspor'u bu maçta şöyle bir analiz etmek gerekir diye düşünüyorum. Erzurumspor şimdi 5-6 haftadır iyi bir periyotta gitti. Dolayısıyla bunlar tabii artı olarak motivasyon sağlamasına rağmen eksi de olabiliyor. Dolayısıyla sporculara moral motivasyon açısından çok sağlam bir karakter oturtturmak lazım. Erzurumspor'un ben defalarca söylüyorum hep yayınlarda. Erzurumspor'un artık bir oyun karakteri sergilemesi lazım. Yani indilerle çıktılarla her maç farklı bir tablo gördüğünüz zaman takım güven vermiyor. Artık Erzurumspor gerçek futbol kimliğini, futbol karakterini ortaya koyabilmeli ki rakiplere de bir gözdağı verebilsin. Yani kırılma noktasında olmasın hiçbir zaman. Erzurumspor artık güçlü bir karakterle sahaya çıksın. Bu maçın favorilerinden de gösterilebilsin. Dolayısıyla bizim en büyük handikapımız ve sıkıntımız o. İyi bir karakter ortaya koyamıyoruz. Şimdi devre arası yapılan transferlere bakıyorsunuz. Şu anda sahada Sumuşki, Dacosta, Atıf, bir de Omolo. 3-4 tane Erzurumspor devre arası transferinden faydalandı ki ben üzerine her zaman basa basa söylüyorum. 2 tane nokta transferimiz oldu. Yani bunlardan Erzurumspor sadece 2 tanesinden faydalanabiliyor. Çok verimli olarak. Evet. Biri Dacosta, biri Atıf. Gerisiyle faydalanamıyor. İşte en büyük sıkıntı da burada zaten. Evet, bazen kulübeye de transfer yaparsınız devre arası ama önemli olan takıma birebir katkı sağlayabilecek hamleleri yapabilmeniz. Devre arası transferleri zordur, her zaman söyledik ama İnanın bu gibi hamleler takımın karakterinin oturması için çok çok önemli. Ama maalesef biz bunu beceremedik. Bugün bakın kırılma noktasında yaşadığımız pozisyona bakın. 45. dakika maçın bittiği anda saçma sapan bir penaltı ya maruz kaldık ve penaltı golüyle Kürşat abi bana 2-0 biraz zaten atıldı. penaltı ağır geldi. Bilmiyorum ama sizler ne diyeceksiniz? Şöyle temas var orada. Şimdi penaltıyı verdiği zaman hakemin kimsenin itiraz edebilme şeyi kalmayacak bir pozisyon. Yani bir teması var mı Sessiz. Tekeoğlu'nun? Evet var. Dolayısıyla kimse fazla da
pozisyonu izleyince ikinci defa, üçüncü defa çok fazla da itiraz edilecek bir pozisyon olmuyor. Temas var. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Sporcu o dakikayı ve oradaki yapacağı teması çok iyi düşünmesi lazım. Profesyonel bir düşünceyle, hamleyle. Yani nabzınız 180 vurduğu zaman sporcudaki farklılık orada zaten. Nabzınız 180 vurduğu zaman sağlıklı beyinle düşünebilmelisiniz. Bunu pozitif yönde katkı sağlamanız için takımınıza bunu çok iyi düşünmelisiniz. Yani o hamlenizi ceza sahası içerisinde mi, dışarısında mı, hamle yapmam lazım mı, kaçıncı dakika? Bunların hepsi saniyeler içerisinde beyninizden geçirip tasarlamanız lazım. Dolayısıyla öyle yapınca üst düzey sporcu oluyorsunuz. Yoksa 45. dakikada takımınızı böyle 2-0 yenik duruma düşünüyorsunuz. Motivasyonu da zaten dikkat ederseniz Erzurumspor'un, Necdet Hocam, Erzurumspor'un en büyük handikaplarından bir tanesi yani ilk devre ligin ilk devresinde çizdiği portre şuydu. Yenik duruma düştüğü zaman yani bir de takım demoralize olduğu zaman toparlanma şansımızın çok az olduğu bir takım hüviyeti sergiledik. Bunu ekarte etmek için devre arası transferler yaptık ama dikkat edin. Yani 2-0'ı bu da zordur aslında. Yani 2-0 geriye düştükten sonra hele içerideki maçlarda takım maçı çevirebilmesi için çok farklı bir hırs, çok farklı bir mücadele içerisine girmesi lazım ki o tablonun altından kalkabilsin. Hele form tutmuş bir takıma karşı oynuyorsanız, yani puan cetvelinde takım Hatayspor takımı iyi bir puanlamada olması bence tesadüf değil. Yani bunların hepsinin altında ciddi bir emek var. Çok iyi bir takım var. İyi oluşturulmuş bir takım var. Yani bunlar şey değil. Ben şunu gördüm aslında teknik direktör açısından da bir iki kelime söyleyeyim. Bence artık hocam daha iyi bilir Necdet Hocam. Günümüz futbolu artık her maça farklı bir stratejiyle çıkması gereken bir futbol sergilemek zorunda takımlar. Yani artık her maç stratejik bir savaş içerisinde geçmeli. Dolayısıyla klişeleşmiş bir takımla siz her zaman ya benim takımım evet çok iyi gitti. Atıyorum sağ kanatta iki oyuncum fevkalade gidiyor ama her maçın bence farklı stratejisi olması lazım. Farklı hamleleri erken sahaya sürebilmeniz lazım ki oyun karakterinizde güçlü bir tablo çizebilirsiniz. Aksi takdirde yani klişeleşmiş bir ben kemik kadromu oturtturdum. Bu takım iyi gidiyor. Galip de geliyoruz veya berabere de kalıyoruz. Performans da iyi. Yok ben bu takımla oynamayayım. Bence artık takımlar 11 kişiden değil, o eskide kaldı diye düşünüyorum. Takımlar 23-24 kişilik kadrolarında her sporcusundan her an faydalanabilecek bir pozisyonda hazırlaması lazım teknik direktörün ki takım rakip takıma karşı bir etkinliğiniz olsun. Dolayısıyla Hatayspor gerçekten iyi bir takım. Yani bireysel olarak da çok iyi sporcuları var. Takım oyunu olarak da çok iyi sergiliyorlar. Tabii aldıkları galibiyetler, puanlar, puan cetvelindeki sıralamaları bunlara hep motivasyon olarak artı katıyor. Yani her aldıkları maçta kendilerini bir sonraki maça daha da fazla motive ederek çıkıyorlar. O onlara çok çok büyük bir artı oluyor. Ama bizim gibi kendiyle mücadele eden, işte kümede kalma mücadelesi veren, zoraki giden, atıyorum devre arası takımı tamamen yeniden kurmak isteyen bir takımda, bir kulüpte bu dediğimiz şeyler gerçekten zor. Yani zaman ister. Dolayısıyla önümüzdeki maçlara da tabii bugünkü maç sıkıntılı geçti. İnşallah önümüzde Galatasaray maçı var. İnşallah. Galatasaray maçında puan alıp da içerideki Karagümrük maçına iyi bir motivasyonla çıkarsak, içerideki Karabük maçını da alırsak tekrar morallerimiz yerine gelir diye düşünüyorum. İnşallah. Necdet Hocam, bir spor adamı olarak, bir hoca olarak bugün mesela biz Hatayspor'un en önemli özelliği geniş alanda rahat top oynayabilmesiydi. Biz bu geniş alanları Hatayspor'a verdik. Ve rahat top oynadılar. Yani gollere kadar da sonrasında da çok rahat top oynadılar. Siz bir hoca olarak nasıl bir kadroyla Hatayspor maçına çıkardınız? Ne gibi değişiklikler yapardınız? Yani burada ben Mesut Hoca'yı eleştirmek adına söylemiyorum ama yani dediğim gibi geniş alanda oynatması büyük bir hataydı Hatayspor'un.
Şimdi Erdal'cığım, bizim şu anda Erzurumspor'un geçmişte altyapısından yetişmiş, Erzurum kültürünü, Erzurumspor tarihini bilen bir oyuncumuz yayında. Kaptanımız Kürşat. Şimdi takım ruhu oluşturmak o kadar kolay değil. Takım ruhunu oluşturabilmek için mevcut kadronuzda o takımın, o şehrin kültürünü, yapısını, ruhunu iyi bilen, iyi tanıyan sporcularınızın olması lazım. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Şimdi Hatayspor bizden daha erken kurulmuş bir takım. Yani yaklaşık 6-7 aydır birlikte oynayan, her türlü oyun formatını oynayabilen bir takım. Biz bir sezonda İki transfer döneminde yaklaşık 12 tane bir dönemde, 12 tane de bir dönemde 24 tane transfer yapmış bir takımız. Yani halen daha mevcut oynayabilecek 11 pozisyonda oynayan oyuncuları daha netleştirmiş değiliz. Yani şu Hiç anda daha gerek bir arayış duymamış. içerisinde. Evet. Biz kendi şehrimizin iklimsel özelliklerini, onları da kullanamıyoruz. Çünkü daha mevki olarak, pozisyon olarak halen daha hangi oyuncuyu seçeceğimiz konusunda tereddütlerimiz var. Ama bir Hatay takımına baktığınız zaman sağ bekinden sol bekine kadar hep hücumu oynayabilen oyuncular, mevcut kalecisi hariç, iki stoperi hariç, hepsi hücuma direkt çıkabilen oyuncular. Bu tür takımlara önlem alırsınız. Ama bu önlemi aldığınız zaman taraftar, seyirci, yönetici çok zor. Yani bunlar sporcuyu etkiler. Nasıl etkiler? İşte siz daha iyisiniz, siz onlardan daha iyisiniz, siz bunları yenersiniz gibi çocukların teknik ve taktik, yani müsabakanın taktik açısından ben inanmıyorum ki teknik kadro bu maçın analizini bu şekilde yapmıştır. Yani Hatayspor'un oyuncularına geniş alan bırakmamak için gerekli önlemleri çocuklara söylemiştir. Belki de bir haftalık süre içerisinde çalışmasını da yapmıştır. Ama sol bekin hücuma çıkıp oradan güzel bir vuruş yapması bir anda acaba biz neredeyiz, ne oldu psikolojisine girdi takımda, bir kırıklık oldu. Peşine tabii basit bir penaltı. Peşine de gelen işte frikikten bir gol. Burada etkenlerden tabii ki takım ruhunu oluşturabilmeniz çok önemli. Yani 1-0 geriye düştüğünüz zaman reaksiyon verebilen bir takımınızın olması lazım. Ama ilk yarıya baktığımız zaman 4-5 tane oyuncumuzun oyunda olmadığı, oyuna katkısının olmadığını gördük. Şimdi bir oyuncuyu idare edersiniz. İki oyuncuyu idare edersiniz ama 5 tane oyuncu oyuna katkısı olmazsa mağlubiyet kaçınılmaz. Ben Hocam araya oyuncuların gireceğim. Özellikle ilk yarıda kanatlar hiç aktif değildi. Nolikovas çok pas hatası yaptı, çok ezdi. Cenk de fazla ortalarda gözükmedi. yani ben daha fazlasını söyleyeyim. Forvet bloku ve orta sahanın kenar blokundaki oyuncuların hiç katkısı olmadı. Evet. Yani işte Gomez olsun, Nojkovası olsun, Cenk olsun, Bumal olsun, yani Omolo olsun. Bundan hiçbir katkısı olmadı. Kime karşı oynuyorsunuz? Yaklaşık 8 tane hücum oynayabilen, hücum özellikleri olan bir takıma karşı oynuyorsunuz. Eğer burada 5 tane oyuncunuz oyuna katkısı olmazsa mağlubiyet kaçınılmaz. Ha, bizim bu takım bu kadar kötü mü oynuyordu? Mesut Hoca geldikten sonra bir karakteri, böyle bir direnme gücü vardı. Böyle bir oyuna asılıyordular ve iyi de işler yapıyorlardı ama bu müsabaka bir kaza diyelim. Bizim daha kaldı 14 tane müsabakamız kaldı. Bu müsabakalara daha iyi konsantre olsunlar çocuklar. Takımımız, yönetimimiz, teknik kadromuz. Bundan bir ders çıkarsınlar. İleriye bakalım diyorum. Evet. Kürşat abi bugün bireysel hata da çok yaptık. Özellikle geri pas, kırmızı kart olayı, onun akabinde yine kaleciyle çok oynama Evet. alışkanlığı var bizim futbolcularda. Murat Uçar aynı hatayı az kaldı, yani ramak kaldı, aynı hata tekrarlanabilirdi. Efendim yine golde arkaya kaçırdı Yunan futbolcuyu. Yani bireysel hatalarımız çoktu bugün bizim. Ne diyeceksin bu hatalar üzerine?
Şimdi Erdalcan zaten galip gelememenizdeki en büyük handikaplarından bir tanesidir bunlar. Bakın olayın zincirini ben şöyle anlatayım. Şimdi ilk golde hem Cenk Ahmet'in hem de Murat'ın kademe hatası var. Sol kanattaki arkadaş çok güzel bir sızma yaptı Hatayspor'lu sporcu. Ve çok çok da klas bir kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Burada ne var? Kademe anlayışında hem Murat'ta hem de Cenk'te hata oluştu. Geç kaldılar. İkisi de uyanamadılar. Arkaya sızdı Hatayspor'lu sporcu. Bir. İkincisi yediğimiz penaltıda yapılmaması gereken yani profesyonel hele Süper Lig düzeyindeki bir sporcunun bunu gerçekten o saniyeler içerisinde düşünmesi lazım. Yani 46. dakika uzatmalar oynuyorsunuz. Eğer takımınız 2-0 bakın olay çok farklı yerlere gidiyor. İşte üst düzey sporcu olmak farklı bir şey diyoruz ya. Buradan kaynaklanıyor işte. Şimdi 46. dakika sporcu bunu beyninde evet adrenalin yüksek, nabız yüksek vuruyor ama o arada da çok iyi düşünmelisiniz. 46. dakika artık takımlar soyunma odasına gidecek. Yani orada o hamleyi yapmaması lazım ki kaldı ki sporcu da zaten arkası dönük. Kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon yok. Yani bunu çok iyi analiz etmesi lazım. İşte kaliteli sporcuyla orta sınıf sporcu arasındaki fark bu zaten. İkinci bireysel hatada penaltı golüyle 2-0 oldu. Üçüncü bireysel hata geldi. Gereksiz bir geri pası kaleciye. Çok gereksiz. Bir geri pası kaleci timingi yetişemedi. Timingini ayarlayamadı. 10 kişi kaldık. Ardından iyi bir vuruşla 3-0 oldu. Şimdi maçın kopma anlarına geldiğiniz zaman zaten bireysel hataları yaparak biz bugün maçı kopardı Hatayspor. Biz bugün yenildik. Şimdi bunları asgariye indirmeniz için işte Necdet Hocam'ın dediği gibi yani takımda bloklar arasındaki ilişkiyi çok sık tutmalısınız. Yani bugünkü futbolda hocam daha aktif içerisinde bu olayın. Bugünkü futbol artık savunma forvetten başlıyor. Bunu yapabilmelisiniz. Bu karakteri takımınıza oturtturmalısınız. Yani Gomez'e bakıyorum ben. Şimdi Gomez evet iyi bir kumaş diyoruz. Pivot özelliği de var santfor olarak. Deplase de olabiliyor ama şunu bir kıramıyor. Bir kırılma noktası var. Belki hocanın da burada araya girmesi lazım. Yani sporcusunu kulübeden baktığı zaman ne eksikleri varsa onu da tabii ki analiz ediyorlardır ama bunu hızlı bir şekilde burayı hızlı çok hızlı geçmemiz lazım ki takımı toparlayabilelim. Şimdi Gomez orada Necdet Hocam Gomez biraz %60 %70 hep deplase oluyor. Yani biraz daha tempolu baskı yapması lazım. Orada atağı kesmek için hamle yapması lazım. Bir iki sağa sola deplase oluyor, koşuyor, bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani orada da çok Şimdi baskılı Kürşat abi olması lazım. Bir de gelen şöyle Erdal şunu da söyleyeyim. Bir de bizim ben bugün şeyi göremedim. Yani Omolo ile Petrus çok düz oynuyorlar. Biraz derinle oynaması lazım. Mesela Atıf ben devamlı söylüyorum. Atıf'ın yanına Obertan'ı niye söylüyorum? Yani Obertan tarafından da şunu söylüyorum. Yani maçın kaderini değiştirebilecek skorer oyuncular takım için çok önemlidir. Atıf verdiği pası alamıyorsa bu sefer Atıf'tan da faydalanamıyorsunuz siz. Evet. Dolayısıyla geri düşüyorsunuz. Hem de skor olarak da geri düşüyorsunuz. Oyun mantalitesi olarak da geri düşüyorsunuz. Dolayısıyla galip gelemiyorsunuz. Bu gibi hatalar zincirleme geldiği zaman takım zaten bu yükün altından kalkamıyor yani. Evet. Gelen mesajlara da bakıyorum Necdet Hocam. Herkes genelde Gomez'e takmış durumda. Golcümüz Gomez'e takmış durumda. Herkes ilk 11'de yani Mesut Bakkal'ın artık bu ısrarından vazgeçmesini ve Oltan'ı ilk 11'e monte etmesini istiyor. Siz de aynı düşüncede misiniz hocam? Erdalcığım bir kere ben sesinizi çok az duyuyorum. Bir problem oldu galiba. Hocam diyorum ki Yani takipçilerimizin yolladığı mesajlarda herkes tamam Gomez'e orayı anladım. evet Orayı anladım da ben sizin ilk sesinizi 11'de çok az duyuyorum. geliyor mu şimdi hocam? Şimdi Gomez'le alakalı ben fikrimi söyleyeyim. Evet. Gomez bu acaba scout ekibi gelmiş yoksa birilerinin tavsiyesiyle mi gelmiş? Ben Gomez'in pivot santrfor
Nesi sağlıklı santrafor tipi göremedim. Teknik özellikleri ayakta tık tıka bir oyuncu. Ama işte İnternette herhalde Hocam bir sorun yayından oldu çıktı hocamızın. herhalde. Evet. Yani sen ne diyeceksin Kürşat abi? Yani Gomez tamam iyi bir kumaş diyoruz ama yani skora katkı veren bir futbolcu değil son zamanlarda özellikle. Bakıyoruz ikinci yarıda böyle varlığı tartışılacak durumda. Herkes Oltan diyor. Oltan giriyor ikinci yarıda son 10 dakikada 15 dakikada giriyor. Golünü atıyor. Yani Mesut Hoca neden sürekli Gomez'de ısrar ediyor? Oltan'ı niye denemiyor diyor insanlar. Ben de bakıyorum mantıklı bir çünkü görünen köyde kılavuz istemez adam gol yollarına girmekte zorlanıyor. Pozisyona girmekte zorlanıyor. Yani gelen her topu da eziyor. Benim gözlemlerim bu. Keşke ben de Oltan'la başlasa diye düşünüyorum abi. Erdal'cığım şimdi büyük ihtimal şey maçında Galatasaray maçında belki Oltan'ı deneyebilir hoca ama tabii bu ya şimdi lig uzun Erdal'cığım bak şöyle bir durum var. Şimdi Gomez'de bir kumaş var. Bunu herkes kabul ediyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla antrenmanlardaki performansıyla da hoca da bunu muhakkak görüyordur. Evet. Anlatabiliyor muyum? Burada eğer takım oyununu yani bloklar arasındaki kopukluğu hallederseniz Gomez'den de faydalanırsınız daha fazla. Eğer iyi bir kumaşsa ki iyi bir kumaş. Yani Gomez'in tek eksiği ne biliyor musunuz? Heyecanı kalmadı çocuğun. Şimdi santforlarda şu heyecan çok önemli. Yani gol attığı zaman motivasyonu artar, arkadaşlarının ona karşı güveni artar. Bunlar önemli ama Gomez'den faydalanamamızın bir etkenlerinden bir tanesi de kanatlarımızı iyi işleyemiyoruz Erdal'cığım. Bugün mesela 35. dakikaya kadar ben sağ kanattan orta görmedim. Sol kanadımızdan Leo 2. dakikada 2 tane atak yaptı. 2 tane ortası var. Ondan sonra sol kanadımız da tamamen etkisiz hale geldi. Sağ kanatta Ahmet Cenk Ahmet'le Murat hocam geldi herhalde. Evet hocam geldi. Cenk, Hocam hoş evet bak geldiniz. Cenk Ahmet'le Murat bugün çok kısır bir maç çıkardılar. Yani oyuna da giremediler, iyi şeyler de yapamadılar. Birbirleriyle çok da irtibatta olamadılar, alver yapamadılar. Cenk Ahmet bir ara orta sahanın ortasına geldi, bir şeyler yapmaya çalıştı ama pozisyon icabı. Ama sıkıntı yani ortalardan kanatlarımızı kullanamazsak biz santraforumuzu da kullanamayız. Orada timingi iyi bir santraforumuz var. Yani Gomez'i sağdan soldan birkaç ortayla besleyebilirsek ayak içini iyi vurabiliyor. Tek toplara iyi vurabiliyor. Birebir de fena değil. Fuleli bir sporcu. Ama bunu besleyebilecek sağdan soldan ortalarımız olması lazım ki motivasyonunu da sağlasın. Belki gol yollarına da girebilsin, golünü de atabilsin. Ama büyük Evet. ihtimal önümüzdeki Galatasaray maçında hocanın Oltan'ı kullanacağını ben tahmin ediyorum. Herhalde öyle bir şans verecektir Oltan'a Evet, Galatasaray maçında. bir sorumuz daha var abi. Diyor ki kalecimiz kaç maç ceza alır? Muhtemelen direkt kırmızı kart İki. gördüğü için 2 maç ceza alacak. İki maç kırmızı kart direkt gördüğü için iki maç evet. Evet, 2 maç ceza alacak. Hocamız yine düştü. Biz devam edelim o zaman abi, hocamız gelene kadar. Ben şeyi soracağım abi sana. Mesela Mesut Bakkal'ın kadro tercihi sürekli aynı futbolculardan yana oluyor. Evet. Mesela Butko'yu aldık sağ bek. Bir maç oynadı. Onda da gayet başarılı oldu bence. Penaltı kazandırdığı pozisyon falan. Bir ceza sahasına kadar girmesi, sıfıra inmesi, orta yapması. Yani sol bek mesela Denizlispor'dan aldığımız arkadaşı daha biz sahada göremedik. Raşani yine bu hafta ikinci yarıda oyuna girdi. Yani Mesut Hoca kafasında bir 11 var. Sürekli o 11 üzerinden mi acaba kadroyu şekillendiriyor? Yani alternatifleri değerlendirmemesinin sebebi ne olabilir? Hazır mı görmüyor? Yoksa alışmış olduğum kadroyla ben maçlara, müsabakalara devam edeyim diye mi düşünüyor? Ben çözemedim ama
Eldeki kadroyu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor ve golcü özellikle golcü transferi yapılmış Elkebir. Elkebir önümüzdeki hafta da yok muhtemelen. Oltan hiç düşünülmüyor enteresan bir şekilde. Orta saha bilemiyoruz tabii de. Mesela ben bugün sahada tek Atıf'ı gördüm. Erzurumspor lehine bir şeyler yapmaya çalışan. Bugün Da Costa da kötüydü. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu ilk pozisyonda, ilk golde. Yani adam 100 kere vursa o Çok iyi yere kafayı, gitti. Çok iyi yere gitti. yani belki 2 kere, 3 kere aynı pozisyonda gol olur. Hatayspor'un biraz da şansı da vardı abi. Ben öyle görüyorum. Top istedikleri yerlere gitti diye düşünüyorum. Yani Mesut Hoca bunu biraz kadro mühendisliğini yaparken alternatifleri değerlendirmeli diye düşünüyorum abi. Ya şöyle Erdal'cığım, şimdi lig uzun dedik ama şu anda ligin yarısını geçtik. Dolayısıyla 3'te 2'lik bir periyot var ligde. Hocalar da şimdi çok fazla riski alamıyor. Bazen şunu yapmaları lazım. Yani günümüz futbolu, artık biraz önce söyledim ya, eğer kadrondaki bütün sporcuları hazırlamaz isen çok da performanslı gidemiyorsun. Yani eskiden bir kemik kadron vardı, oturturdun 11'ini. Çok bozmak istemezdi hocalar. Ama bugünkü günümüz futbolunda artık 24 tane sporcu duruyor isen şeyinde, bünyende, hepsinden maksimum seviyede faydalanman gerekiyor. Hepsi farklı özelliklerde olması gerekiyor. Bakıyorum bugün biz orta sahada bir çocuk gitti. Buğra mıydı? Buğra Evet. mesela. Yine Buyurun. aynı ya, işte şöyle, bu hep geliyoruz gidiyoruz. Kulübün transfer mühendisliğine, transfer politikasına geliyoruz. Şimdi evet, bazen alt liglerden alır, takımına kazandırırsın. Bazen de maya tutar. Ama Erzurumspor şu anda orada değil. Erzurumspor şu anda nokta işler yapması lazım. Takıma direkt etki edebilecek sporcuları bünyesine katması lazım. Ama maalesef 12 tane transferimiz var. İki tanesinden, üç tanesinden maksimum düzeyde faydalanabiliyoruz. Evet. Gerisi bana göre angarya. Yani şimdi o molayı almışsın. Belki Osman 3-5 maç üst üste oynasa daha da performansı artabilecek. Bizim bir şeyimiz vardı. Necdet Hocam, hoş geldin. Hocam hoş geldin tekrar. Hocam hava soğuk herhalde. Hatlar kopuyor Erzurum'dan. Ne demek? Ne? Sesi gelmiyor hocamın. Hocamın sesi gelmiyor. Sesi Sayın gelmiyor, evet. Reji, hocamın sesi gelmiyor. Görüntü var, ses yok. Devam edelim biz. Şimdi bazı teknik direktör karakterleri vardır. Söylediğim gibi 11'ini bozmak istemez. Çok fazla işler iyi gitmediği zaman belki mecbur kalır, ama işlerin biraz iyi gittiği zaman asla o 11'ini bozmak istemez. Ama söylüyorum, şu andaki futbolda bütün kadronda bulunan sporculardan maksimum düzeyde faydalanman gerekiyor. Ve her maç artık farklı bir stratejide, farklı bir pozisyonda çıkman lazım. Farklı bir karakterde oynaman lazım. Bunlar tabii hamle işleri. Ama sanıyorum Mesut Hoca çok fazla da macerayı sevmiyor. Bazı hocalar vardır, macerayı severler. Bazen de tutar. Ama Mesut Hoca zannedersem çok fazla macerayı sevmiyor. İlgilen şeylerin üzerine zaten maç başı konuşmasında da söyledi. İyi gidiyoruz dedi. Çok fazla da üzerinde oynamak istemiyorum dedi. Kendi görüşünü de zaten bildirdi. Dolayısıyla fazla risk almadan gitmek istedi, ama işte böyle bazen handikap oluyor. Bu gibi maçlarda mesela golden sonra bence bir iki hamle yapabilmeliydi hoca. Yani 60'lara 70'lere hamle yapmak için bırakmaması lazımdı. Beklememeliydi, evet. Tabii Geç tabii yapılıyor. beklememeliydi. Yani tabii, yani orada şöyle bir şey var Erdal'cığım. Bir hamle yaptığınız zaman bir sinerji atıyorsunuz sahanın içerisine. Belki giren arkadaşımız bir iki yaptığı hareketle sporculara aktif bir şeyler kazandırıyor, heyecan getiriyor. Dolayısıyla pozisyon yaratabiliyorsun. Bir sıfırdan sonra pozisyon yaratabiliyorsun. Belki bir içeri girme ihtimalimiz olurdu, belki bir hamleyle, küçük bir hamleyle. Ama maalesef yapmadı. Dolayısıyla Mesut Hoca herhalde macerayı sevmiyor. Kürşat abi, Serkan Tokat hakem
Yani Hı. bize gösterdi, bizim aleyhimize gösterdiği kartlarda olsun, pozisyonlarda olsun. Adam çok rahattı ya. Bana öyle geldi, bilmiyorum. İzleyiciler ne der, ne düşünür. Kırmızı kart çok rahat çıkardı. Penaltıyı çok rahat verdi. İkili mücadelelerde bizim lehimize vermesi gereken pozisyonlarda bu kadar net değildi Serkan Hoca. Yani ben hakemi beğenmedim. Penaltı da bence penaltı değildi abi. Yani şöyle söyleyeyim. O pozisyonda penaltı verilmez. Ağır oldu. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yani tabii bunu akşam Şöyle hakem hocalarından da dinleyeceğiz ama. bize niye öyle geliyor? Zaten sporcu kaleye sırtı dönüktü. Pozisyon da çok fazla değil. Yani tek onun sadece bir ayak ucuyla hafif dokundu. Ama pozisyon sonradan VAR odasından da izlettiler bir iki defa. Yani dokunduğun zaman bunun şeyi yok. Yani O dokunduğun zaman ceza temasla bir sahası için futbolcu düşebilir mi abi? Sen futbolculuk yaptın yıllarca. O düşmez. temasla. Düşmez ama şöyle şimdi dokunuyorsun ya adama bahane üretiyorsun. O bahaneyle düşüyor adam yere. Yani orada onun tabiri caizse dokunulmazlığı var o adamın. Atak oynayan hücum futbolcusunun dokunulmazlığı var. Sen dokunmayacaksın ona. O bilinçli olacaksın. Hele 45. dakikada yani soyunma odasına gidiyorsun. Bunlar o kadar önemli ki Erdal. Yani soyunma odasına 1-0 gitsek belki oyun düzenimiz de değişecek. Belki hoca farklı hamleler yapacak. İkinci yarıya atıyorum 2-3 tane belki 46. dakikada değişikliklerle farklı hamlelerle çıkacak. E sen içeri giriyorsun pat diye 2-0. Motivasyonun Evet. da düşüyor sporcuların. Kaldı ki bizim takım söylediğim gibi geçtiğimiz günlerde söyledik devamlı. Şeyi var yani altından kalkabileceğimiz bir skoru şey yapamıyoruz. Üstesinden gelemiyoruz yani. 1-0 yenince Geriye bütün düştük motivasyonumuz mü, kayar. çevirmekte biraz zorlanıyoruz Çevirmek için Kürşat abi. zor. Evet, hamle oyuncularımız da yok. Bakın Novik Havas 5-6 haftadır şeyde yok. Sahada yok. Oynuyor ama sahada yok. Yani etkin bir karaktere sahip normalde ama sahada yok. Bir şey yapamıyor. Atıf'la da bugün çok fazla alver yapamadılar. Atıf'la Evet. da bugün çok fazla alver yapamadılar. Dolayısıyla bu gibi handikaplarımız hepsi bunlar böyle zincirleme geldiği zaman üst üste etkin bir futbol ortaya koyamıyorsunuz. Mağlup Evet oluyorsunuz. abi. Ama yapacak bir şey yok. Lig söylediğimiz gibi lig her şeye gebe. İki maç üst üste aldığınız zaman farklı noktalara gelebilirsiniz. Cetvelde de Yani farklı noktalara şu var gelebilirsiniz. abi, alabilir Burada miyiz? Niye önemli olan alabilir şu. miyiz Yani dedim. şu kır... Neden alabilir miyiz dedim abi. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına çıkıyoruz abi. İçeride ardından Karagümrükspor'la oynayacağız. Zor bir maç. Yani Hatay ayarında bir takım. Karagümrük güzel açık futbol oynayan. Bu hafta da Kasımpaşa maçını izledik. 3-2 yenildiler. Tabii bir şeyler dönüyor abi. Yani ben tabii taraflı olduğumuz için sen ben bu tarz konuşmalar yapabiliyoruz. Bir şeyler dönüyor. Çünkü Kasımpaşa'nın Karagümrük'ü yenecek ne futbolu var ne gücü var ama dün 3-2 maçı kazandı. Yeni Malatya 2-0 öndeyken Konya geriden gelip 3-2 aldı maçı. Yani bir şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Hatta bana Erzurumspor taraftarları özelden mesaj atıyorlar. Ben tabii ki gönül ister ki dedim Erzurumspor kazansın ama dedim. Yani alt bölgeyi dizayn etmek için dedim. Yarın Hatayspor'a maçı verirlerse hiç şaşırmayın dedim. Ve dediğim gibi de oldu. Biz belki önümüzdeki hafta Galatasaray'dan puan alırız diye düşünüyorum. Ardından Göztepe'ye gidiyoruz. İzmir deplasmanı abi. Üçüncü hafta. İçeride Trabzon, dışarıda Antalyaspor. 5 maçlık periyodu eğer göz önüne alırsak bu sorduğum maçlarda. Sizce bunlardan kaç puan toplarız? Ne gibi skorlar alabiliriz? Antalya ile içeride oynuyoruz değil mi? Dışarıda. Pardon. Dışarıda abi. Antalya ile dışarıda oynuyoruz. Evet. Şimdi Galatasaray maçı var deplasmanda. İçeride Karagümrük, Göztepe, Trabzon ve Antalya. Evet. Gerçekten şimdi zorlu bir periyoda giriyoruz bu 5 maçlık periyot. Ama şöyle Erdal, bu lig son haftalara yaklaştıkça
Yani takımlar cetvelde, puan cetvelinde yerlerini yavaş yavaş oturtturdukça iş zorlaşır. Yani her maçın atıyorum işte Galatasaray şampiyonluğu oynar. Antalya UEFA'ya oynar. Öbürü Avrupa kupalarını oynar. Trabzon şampiyonluğu oynar. Dolayısıyla bunlar artık kırılması zor zincirler olur. Şu maçlara gelmeden biz belirli bir periyot yakalayıp galibiyet serisini devam ettirebilmemiz adına bugünkü galibiyet gerçekten çok önemliydi ama maalesef alamadık. Şimdi Galatasaray'ı diyorsunuz. İnşallah puanla dönersiniz. Burada en büyük beni sevineceğim olaylardan bir tanesi o maçların seyircisiz oynayışı. Yani o gün iyi konsantre olursanız, maça da iyi başlarsanız ilk düdükten itibaren maça da iyi başlarsanız performansınız artar. Belki motivasyonla maçı alma şeyiniz var ki bunu Erzurumspor zaten gösterdi. Dış sahada aldığımız puanlarda bunu kanıtlıyoruz. Dolayısıyla olmayacak bir şey değil. Biz Galatasaray'dan bir puan çıkarabilir miyiz? Evet çıkarabiliriz maça iyi başlarsak. Karagümrük maçı var içeride. Karagümrüğü de yenebilecek güçte miyiz? Güçteyiz, alabiliriz. Göztepe Yeneriz maçı var. diyorum ben de. Evet inşallah. Göztepe maçı var. O da çok zorlu bir maç olacağını düşünmüyorum. İçeride Trabzon'la oynuyorsun. Yine konsantreli oynayacağın zaman alabileceğin maç. Yani Trabzon maçı, şimdi ilk yarıdaki Trabzon maçını hatırlıyorum abi. Galibiyet alabileceğimiz bir maçtı o. O Trabzon şimdi yani ben içeride yeneriz diye düşünüyorum Trabzon'u. tabii. Yani şöyle Erdal, ben devamlı söylüyorum ya, şu anda ligdeki takımlarda çok fazla kalite farkı yok, makas farkı yok. İyi konsantre olursanız maçı alabilirsiniz. Yani bugün bakmayın biz 3-1 yenildik ama bazı kırılma noktaları vardı. Onu da Hatayspor hızlı bir şekilde lehine çevirdi. Yani sol kanata atılan bir topta adam evet iyi bir deplase oldu oraya. İyi sızdı Evet. Cenk Ahmet'le Murat'ın arkasına ama yani o kafayı da 100 tane vursan bir tanesi belki oraya gitmez. Ama abi o yani topun oraya gitmeden önceki pozisyon öncesinde mesela Bupenza hatta gösterdiler mesela ofsayt pozisyonundaydı. O pozisyon biraz daha ilerledi, döndü ve kalemize gol olarak Gol geldi. oldu. Evet, aslında orada bir ofsayt verilebilirdi. Mesela bir başka pozisyon hatırladığım kadarıyla Atıf'tı. Kaleciyle karşı karşıya kalıp çarpıştı ve Atıf'la kaleci bir sakatlık yaşadı. Şimdi o pozisyona penaltı veren Serkan Tokat'ın işte bu yüzden diyorum abi bize çok rahat gösterebildi ama mesela o pozisyonda en azından bir VAR'a gidilebilirdi. Bir bakılabilirdi pozisyon tekrarına. Hiçbir Erdal biz şekilde direkt verdi korneri. Dedi ki buyurun dedi kornerinizi atın dedi. Yani biz bunlarda bu bak Erdal biz bunlarda çok eksiğimiz var. Yani takım ruhu diyorum ya ben. Takım ruhunu sağlayamıyoruz sahada. Lider oyuncumuz az. Atıf geldi, kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor ama diğer takım oyuncularımızın da onu yalnız bırakmaması lazım. Mesela bugün Smuski'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda zannediyorum bir tanesi Leo'ydu, diğeri de Da Costa. Şimdi iki tane sporcumuz da kaleciyle hemen hemen aynı hizadaydı. Yani orada evet. kartı gösterdi ama bir de VAR var. Sarı. Orada psikolojik bir baskı yapabiliriz hakeme. Ya hocam kırmızı kart değil bu pozisyon, sarı verip de Tabii sarı geçirebilirdi yani. verilebilir. Aynen Eğer öyle. orada Çünkü hakeme müdahale edebilecek futbolcular, yakın var futbolcular yani var orada. direkt var. İşte burada ne oluyor biliyor musunuz? Burada oradaki lider oyuncularımızın oyuna dahil olması lazım. Yani bizim orada ne oluyor? Hakem veriyor, biz de kaderimize razı oluyoruz. Bu kimlikte sahaya çıkarsan sen diyorsun ya kolay verdi hakem bazı kararları. Bu Evet, sefer evet. adam da kolay vermeye başlar. Şimdi sen ilk dakikadan itibaren hırçın başlayıp tabii seyirci eksiğimiz bizim burada çok fazla Erdal. Bizim iç sahada seyirci çok çok önemli. Dolayısıyla orada bir eksikliğimiz var ve lider oyuncularımız sahneye çıkmıyor. Bir iki lider oyuncu orada bir iki sporcu baskı yapması lazım. İşte Da Costa, Leo, Atıf pozisyona yakın sporcuların ya hocam ben buradaydım pozisyonun içerisindeyim onu geçse bile ben müdahale ederdim falan filan bu gibi. Tabii burada dil sıkıntısı da var. Yani adamlar Türkçe bile bilmiyorlar Erdal.
Burada ciddi handikap var. Geçen konuştuğumuzda ben sana söyledim ya, bu kadar yabancının takıma evet katkıları bazen olacaktır ama dezavantajı da oluyor. Yani adam senin dilini bilmiyor, aynı dil konuşamıyorsun. Pozisyonda çok hızlı şekilde hocaya müdahale edemiyor. Yani adama söyleyecek ne söylesin adama? Hiç aynı dili bile konuşamıyor. Ne söylesin? Sadece futbol diliyle konuşacak. Futbol diliyle de ne kadar müdahale edebilirsin o pozisyona? Yani bu gibi baskıları da hakeme ilk dakikadan yapsa idik daha farklı olabilirdi. Bunlar tabii hep maçların kırılma noktaları. Bunları çok iyi analiz etmelisi lazım. Teknik heyetin, kulüp yöneticilerinin çok iyi analiz etmesi lazım. Her maçı masaya yatırması lazım. Artılarımızı, eksilerimiz neyse onları tartışmamız lazım ki biz bu ligde kalalım Erdal. Yani şu anda ciddi sıkıntılarımız var. En zayıf halkalardan biri olarak görüyorlar bizi. Dolayısıyla oradan sıyrılmak, oradan kurtarmak hiç de zor değil. Hem kulüp adına, hem hoca, hem de sporcular adına bu psikolojiyi yönetmek de zor. Ama umut ediyorum ki biz bu işin altından kalkacağız. Çünkü Erzurumspor köklü bir kulüp. Yani biz o kültüre artık sahibiz diye düşünüyorum. Ama daha kulübü daha kurumsal bir şekilde sezon başı transferlerinde daha kurumsal, daha agresif bir transfer politikası izleyip de iyi şeyler yapabilseydik Erzurumspor şu anda olduğu yerden en az 6-7 puan, 8 puan daha üstte Tabii olurdu diye tabii düşünüyorum. muhakkak. Necdet Hoca da bağlanmaya çalışıyor. Mikrofonda herhalde bir sorun varmış. Hocamızı da bekliyoruz. Abi ben bugünkü maçtan farklı bir soru soracağım sana. Bugün şöyle bir şey söylendi mesela. Turuncu top istendi. Sağımızın altının sıtma olması nedeniyle biliyorsun bu dumanlar Buhar. çıkmaya başladı. Buharlar çıkmaya başlamıştı. Şimdi ben bugün baktım, daha önceki günlerde sosyal medyada geliyor mu sesim abi? Geliyor, Heh, geliyor. Necdet Hoca Necdet geldi. hocam geldi herhalde. Necdet Hoca geldi. Hocam hoş geldin. Yine ses yok. Seste sıkıntı var herhalde Necdet hocamda. Hocamın sesinde sıkıntı var, evet. Hocam, yok. Devam edelim. Hocam gelsin. Şimdi bu statla alakalı biliyorsun abi Erzurum, yani bizim stadın tekrar bir tadilattan elden geçmesi gündemde. Şimdi ben bir araştırma yaptım abi. Birkaç tane stat ismi aldım. Hı. 2020 daha yeni biten bir Gürsel Aksel Spor ve Sağlık Yaşam Merkezi. 20 bin kapasiteli. Şenol Güneş Spor Kompleksi 2016'da 41 bin kapasiteli. Yine Sivas 4 Eylül 2016'da yapımı sona ermiş. 27.500 taraftar kapasiteli. Vodafone Park 42 bin 2016. Antalya Stadı 2015 33 bin kişilik. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu 2015 45 bin. Başakşehir Fatih Terim 2014 17 bin. Konya Büyükşehir Stadyumu 42 bin 2014. Mersin Stadyumu 2013 25 bin. Mersin'de yine takımı yok. Türk Telekom Arena 2011 52 bin. Kayseri Kadir Has 2009 32.800. Daha ilgincine geliyorum. Batman Stadı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ tarafından 100 milyona yapılan bir stat. 15 bin kişilik 2018'de yapılmış. Diyarbakır'da 2018'de yine Gençlik ve Spor Bakanlığı TOKİ işbirliğiyle 160 milyona yapılan bir stat var. 33 bin seyirci. Kocaeli 2018 yılında sona erdi 33 bin kişi. Yeni Sakarya Atatürk Stadı 2017 28 bin kapasiteli 150 milyon. 19 Mayıs Stadı 2017 33 bin kapasite. Eskişehir Stadı yine 2016'da 35 bin. Afyonkarahisar Spor Kompleksi 2015 15 bin. İşte geçtiğimiz günlerde yine Adana'da birkaç gün önce Adana'da bir stat sona erdi. Açılışı yapıldı. Şimdi bu kadar takım saydım ben. Büyük bir kısmı bu saydığım takımların büyük bir kısmı
Süper Lig dışında futbol oynayan takımlar abi. Batman, Diyarbakır, Kocaeli, efendim yeni şey Sakarya, Bursa. Şimdi Süper Lig'de mücadele eden bir takımız. Stadımızın ve iklimimizin, hani iklimden dem vurdukları için söylüyorum. Bazı yaşanan olumsuzlukları tölere etmek adına Erzurum'daki stadın tadilattan geçmesinden ziyade bu taraftar Erzurum insanı sıfır bir stat bekliyor. Yani Acıyoruz. farklı bir formatta olabilir. Nasıl bir format olabilir? Türkiye'de olmayan üstü kapalı, alttan ısıtmalı mı yapıyorsun, üstten ısıtmalı mı yapıyorsun, nereden ısıtmalı yapıyorsan yap. Ama bizim kesinlikle ve kesinlikle yeni bir stada ihtiyacımız var. En az 30 bin kapasiteli bir stada ihtiyacımız var. Üçüncü liglerde biz, ikinci liglerde 30 bin seyirciye oynadığımız maçları aslında federasyona sunmamız lazım. Ömer Düzgün Başkanımızın bunu yetkililerden talep etmesi lazım. Bakıyoruz yani böyle bir stadın yapımı 100 milyonluk bir stat, 150 milyonluk bir statsa bu ne bakanlığa, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bir külfettir, ne TOKİ'ye bir külfettir. Erzurum yeni sıfırdan bir stadı da hak ediyor diyorum ben. Bu taraftar hak ediyor, bu takım hak ediyor. En kısa zamanda bu stadı inşa çalışmalarına başlanılması gerektiğini düşünüyorum ki ben yine söyleyeyim bu sene kalacağımızı düşünüyorum. Bu sene kalırsak zaten uzun yıllar bu ligdeyiz inşallah. Ses veriliyor. Geliyor hocam. Sen ne İyi diyeceksin olmuş. Kürşat abi? Allah'a şükür. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Kürşat. Ya hocam niye? Ya bu teknoloji Sesle işleri nasıl? sıkıntı var. Kopukluk oluyor herhalde. Ekranı da biraz düzeltelim inşallah. Şimdi Erdalcan şöyle bir durum var. Bakın Türk futbolunda tabii ki bu çok çok önemli. Bizim Erzurumspor'umuz Süper Lig'de tekrar gitti hocam herhalde. Erzurumspor Süper Lig'de mücadele etmesine rağmen şu anda çok çok üst düzey bir stadyumumuz yok. Bunda hemfikiriz. Şimdi biraz önce saydığın stadyumların hepsi aşağı yukarı 2015'ten sonra projelendirilmiş. Doğru mu? 2015'ten Evet. sonra projelendirilmiş stadyumlar. Bizim stadyumumuz 2011 kış olimpiyatları itibariyle bir restorasyondan geçti. Yani 2011 biraz acele oldu o iş. 2011 kış olimpiyatları için kısa vadede bir restorasyon yapıldı. Kötü mü oldu? Değil. İyi oldu. Çünkü Erzurumspor Necdet Hocam daha iyi bilir. 70'li yıllarda sanırım ilk stadımız 73'lü 75'li yıllarda herhalde bizim ilk stadyumumuz yapıldı. Daha sonra bizim Süper Lig'e çıktığımız 98-99'dan sonra 99-2000 yıllarında sevgili başkanımız Cemal Polat tarafından yapılan hamlelerle tekrar restorasyondan geçti. Ondan sonra tekrar 2011'de bir restorasyon yapıldı 2011 kış olimpiyatlarına. Ama şu anda artık bakın şu anda kulübü yönetenler şehrin siyasileri bence şu kelimeyi kullanmamaları lazım. Erzurumspor'un stadyumunun tekrardan yapılması. Bunu bir kere lügatımızdan kaldırmamız lazım. Eğer Erzurumspor'a tekrar bir stadyum kazandırılacaksa bu tamamen farklı bir konjonktürde olmalı. Artık stadyumları sadece futbol sahası olarak görmemek lazım. Çünkü dünyada çok çok farklı örnekleri var bunların. Spor kompleksi şeklinde stadyumlar ayarlanmalı. Yani orada çok ciddi kompleksler yapılmalı. O şehrin halkının da orada sosyalitesini geliştirme adına farklı etkinliklere de katılması lazım. Hem gençlerimiz açısından hem o şehrin ekonomik kültürünü üst düzey seviyelere çıkarabilmesi açısından bu çok önemli. Yani ben bunun şurasındayım. Erzurumspor'a yeni bir stadyum yapılmalı ama tamir yapılmamalı, restorasyonu yapılmamalı. Ama şu anda şunu söyleyeyim. Bence bunu gündeme çok almamak lazım. Yani Erzurumspor şu anda Erzurumspor'un olmazsa olmazı siyasiyle, bürokrasiyle, teknik kadrosuyla, sporcusuyla, yöneticisiyle Erzurumspor'un ligde kalması için ne yapılması gerekirse herkesin
bir hamle yapması lazım. Bunu sadece kulüp yöneticilerine bırakmamak lazım. Bakın Erzurumspor davası sadece bir spor davası değildir. Erzurumspor şehrini kapsayan, kültürünü geliştiren farklı bir davadır. Çok geniş pencereden bakmak lazım. Bunu o sporcu futbol kulübünün spor yöneticilerine de bırakmamak lazım. Sadece belediyeye de bırakmamak lazım. Halka da bırakmamak lazım. Yani bürokrasisiyle, valisiyle, kaymakamlarıyla, belediye başkanlarıyla hepsi bir birlik olmalı. Erzurumspor şu anda olmazsa olmazı Erzurumspor'un ligde kalmasıdır. Bunun üzerine yoğunlaşmak lazım. Daha sonraki hamlelerimizde de güçlü bir birliktelik oluşturup, güçlü bir lobi oluşturup, anlatabiliyor muyum? Bunu oluşturduktan sonra da iyi bir projeyle gerekirse ta Cumhurbaşkanlığına kadar yani bunun Spor Bakanlığına kadar gidilmesi lazım. Bunun çok güzel bir projeyle talep edilmesi lazım. Yani spor kompleksiyle talep edilmesi lazım. Sadece bir Evet. stadyum yapımı değil. Bizim zaten stadyumumuz var. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla şunu söylüyorum. Erzurum ili gerçekten Doğu Anadolu'da bizim şehrimiz öncü bir şehir. Dolayısıyla öyle bir spor kompleksi de kurarsak Doğu Anadolu'da gerçekten bir numarayız zaten. Daha da ileri bir seviyede şehrimizi temsil eder o stadyum bize. Yani o kompleks bizi o şekilde temsil eder. Dolayısıyla evet bizim restorasyonu asla kabul etmememiz lazım. Zaten 3 tane restorasyondan geçmiş. Bundan sonra daha ne restorasyon arkadaş? Dolayısıyla Evet. biz yeni bir spor kompleksi yaptırma ama bunu da çok ciddi projelerle Spor Bakanlığına gitmek lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'na gitmek lazım. Çok güzel, çok eşi benzeri olmayan belki de çok iyi bir projeyle. Yani gittiğiniz zaman geri dönüşü olmayan, gittiğiniz zaman projeyi teslim edip onayını da alabileceğiniz bir hamleyle gitmeniz lazım. Bu da tabii ciddi bir çalışma istiyor. Ama benim özellikle üzerinde vurguladığım şey şu anda bizim tamamen konsantre olacağımız yer Erzurumspor'un ligde kalması için kim eline kime ne düşüyorsa yapması gereken bir safhadayız şu anda. Dolayısıyla ben buradan bütün Erzurumlu olan kimliğinde Erzurum yazan herkese sesleniyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Erzurumspor'umuzu ligde nasıl tutarız? Bunun derdine düşmemiz lazım hızlı ve ivedi bir şekilde. Stadyum Evet. sonra, stadyuma evet yapacağız ama sonra bir kompleks projesiyle yapmak lazım. Evet. Necdet Hocam, siz yokken hakemi de konuştuk aslında. Pozisyonlardan da biraz konuşma fırsatımız oldu. Şimdi bu maçı kaybettik. Önümüzdeki hafta zor bir süreç var. Zor bir maç var. Galatasaray. Ardından içeride Karagümrük. Maçı var. Yani zor bir 5 haftaya giriyoruz. Siz ne dersiniz hocam? Bu 5 haftalık periyotta Erzurumspor ne yapar? Şimdi her şeyden önce Kürşat'ın söylediği gibi takımı bu psikolojiden kurtarmak lazım. Bu müsabaka bitti. Evet. Bu müsabakadan sonraki Galatasaray maçını iyi hazırlamak lazım. Daha sonra Karagümrük maçının içerisinde mutlaka 3 puan kazanmamız gereken bir maç. Biz maç maç gitmemiz gerekiyor da böyle dörtlü setler yapmamamız lazım. Bizim her müsabakaya bir plan, bir puan hedefi koyup puanlar almamız gerekiyor. Yani şu anda Erzurumspor takımı 1,1 puan ortalamasını yakalayacaktı ki bu da ligde kalma barajı için iyi bir puan idealiydi. Ama bu müsabaka her şeyi berbat etti. 25 puan kötü bir puan mıdır? Değildir. Ama bundan sonraki müsabakaların maç maç gitmesi lazım. Galatasaray müsabakasında iyi bir reaksiyon gösterilir, puan da alınabilir. Karagümrük maçı içeride de yenilebilir ama bizim asıl hedefimiz iç sahadaki müsabakaları kazasız belasız atlatmak. Eğer ligde kalmak istiyorsak içerideki maçları, müsabakaları kazanıp dışarıdan gelebilecek artı puanlarla daha üst seviyelere geçmek lazım. Şimdi ben buradan Kaptan Kürşat'a bir ekleme yapmak istiyorum. Ben 2007 yılında Futbol Federasyonu bölge teknik direktörü olduğum zaman, milli takımlar seçiciliği olduğum zaman Erzurum'a yüksek irtifa projesini Futbol Federasyonu'yla birlikte ben hazırladım. Daha sonraki
Valimiz Celalettin Güvenç, işte rektörümüz Yaşar Sütbeyaz, belediye başkanımız Ahmet Küçüklerle sunum yaptık. Bu şehrin bir spor şehri olabileceğini, yüksek rakımdaki antrenmanların yaz dönemi burada yapılabileceğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Daha sonra bu proje sahiplendi. Ama proje dünyaya iyi tanıtılamadı. Şimdi bir stat daha Erzurum'a lazım mıdır? Eğer bu tür turnuvaları, büyük takımları buraya getirdiğimiz zaman burada bir işte gazeteciler turnuvası olabilir, yaz kupası tertiplenebilir, buraya gelen kampa gelen takımlarla ilgili bir müsabakalar hazırlanabilir. Burada şehrimize ekonomik artısı çok olur. Eğer biz bu şehrin yüksek rakımını yurt dışına da iyi tanıtırsak, Almanya'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya, diğer ülkelere kampa gittiği takımlar Erzurum'a gelir. Şimdi şu andaki müsabakadan alınabilecek dersler alınmalı. Eksiklerimiz, fazlalıklarımız, SWOT analizi iyi yapılmalı. Ve bu maçı bugün bırakıp Galatasaray maçıyla hazırlanmamız gerekiyor. Kenetlenmemiz lazım, eleştirmememiz lazım. Eleştiri zamanı şu anda değil. Ne zaman Evet. eleştiri olacak? İşte kongre olur veya sezon sonu gelir. Yapılan doğrular, yapılan yanlışlar tartışılabilir. Ama şu anda gerekli yönetime de moral vermek lazım. Teknik heyete moral vermek lazım. Futbolculara moral vermek lazım. Bir kazaydı. Hakemin de katkıları oldu. Yani çok rahat kartlar çıkarttı. Çok rahat Evet. penaltı verdi. Yani ben pozisyonu iki kere Kırmızı kartı da izledim. Yani vermeyebilirdi Necdet Hocam. Kırmızı kaleci kartı orada iki tane Yakup'un sporcunun mesela, vardı ya. tabii kaleci Yakup'un mesela pozisyonda yani tekme vuracak ayağı değil de destek ayağı, alttaki ayağı çocuğa çarpıyor. Yani vermeyebilir de, kırmızı kart da vermeyebilir. Çok rahat çaldı. Çok rahat çaldı. Ya işte Evet, hocam az ben önce biraz onu. önce sen yayından kopunca söyledim. Yani lider oyuncumuz yok orada. Bir tanesi itiraz etmiyor. Demiyor ki hocam ya şu kırmızı kartla Maalesef. geçiştirelim bunu. Ya enteresan bir durum var Maalesef. yani. Maalesef. Bakın, Hatay takımı ilk faul alımında komple hakim itirazda bulundular. Maalesef bizim takımımız çok beyefendi bir takım. Çok kibar bir takım. Ama olmaz. Olmaz. Yani hani bir laf vardır amiyane, ağlamayana mama yok derler ya. Sahada da biraz ağlayacaksın. Sahada da biraz Evet. ağlayacaksın. Hocam peki kümede kalma puanı ne olur yani? Baraj ne olur? Yani ben geçmiş yıllarda 18'lik takımlar olduğu zaman 1,1 puan ortalamasıyla gidilirdi. Ama bu ligin kalitesiyle alakalı. Yani işte alttaki takımlarla üstteki takımların arasında bir uçurum olmaz. 1,2'lere, 1,3'lere, 1,4'lere çıkabilir. Ama şu anda kafadan 6 takım kopmuş gidiyor. Diğerleri de can çekişmekte. Yani ben 1,1 puanı hedefliyorum. Yani 44 puanın üzerine aldığımız zaman biz inşallah ligde Kalırsınız. kalırız, bir aksilik olmasa. Evet. Üfet abi de zaten 44 demişti. Hocam 43 içeride kaç 44 maçımız demişti. kaldı bizim içeride? Ben 7 diye hatırlıyorum. İçeride 7 maçımız var değil mi bizim şu anda? Evet. Bakıyorum abi ben de. 1 2 Ya işte bu 3 maç mesela 4 çok önemliydi 5 hocam. Şu maçta 6 3 puan 7 almış evet. olsan ya şu maçtan 3 puan al. Bakın şimdi şuna üzülüyorum. Yani şu kırılma noktasındaki maçları bir türlü şey yapamadık ya. Yani şu maçı almış olsak takım kendine gelecek. Anlatabiliyor muyum? Artık zayıf halka olmaktan çıkacak. Tarafından da zayıf olma şeyinden çıkacak, halkasından çıkacak. Onlar da yorumlarına farklı şekilde katacak. Erzurumspor artık toparlandı. Bunlar hep psikolojik işlerdir hocam. Algı Mutlak. operasyonlarıdır. Yani siz işte bugün iyi giden bir Hatayspor'u içeride çok çok farklı tablolar oluşacak artık. Dolayısıyla bu sefer farklı hamleler de yapabileceksiniz kulübünüz adına. Yani başka şeyler de düşünebileceksiniz. Geleceğe de proje üretebileceksiniz. Yani kendinizle lazım. Sporcu yetiştirme hakkında da hocam seni yakalamışken onu da soralım. Yani Erzurumspor geçen sohbetlerimizde yine seninle aynı şeyleri konuşuyoruz hep.
Burada da belirsek iyi olur. Yani Erzurumspor bizden sonra bir altyapı, ciddi bir altyapı oluşturamadı. Yani hiçbir sporcu kardeşimiz yok. Erzurumspor'a katkı sağlayabilecek, profesyonel takımda şehri temsil edebilecek, Erzurumlu kardeşlerimizi bu takıma hızlı bir şekilde artık adapte edebilmemiz lazım. Sporcu yetiştirebilmemiz lazım. Bu kültüre artık hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Kulübü kulüp yapma adına. Şimdi geçen yıl 11. ayda ben altyapı koordinatörü olarak göreve başladım. Rica üzerine. Yani Yavuz Güney'in, Fatih Özbayraktar'ın ısrarı üzerine bir göreve başladım ben. Orada bir 4 aylık pandemi sürecine kadar bir çalışmalarımız oldu. Aslında yaklaşık 8-9'a yakın da bir proje hazırlamıştım, bir kitap hazırlamıştım ama sezon sonu nasip değilmiş. Dışarıdan bir arkadaş getirildi. Ben de görevi iade ettim kendilerine ama şimdi bizim oradaki eksikliklerimiz mutlaka vardı. Sen de biliyorsun Kürşat, bizim orada 2 tane sahamız var. Bir çim saha, bir sentetik bir saha, küçük bir saha. Biz her zaman şunu savundum. Bilgi ve donanım olmazsa olmaz. Tabii ki. Yani donanımınız var, bilginiz yoksa eksiksiniz. Bilginiz var, donanımınız yoksa yine eksiksiniz. Orada üretim olmaz. Bir güzel bir çalışma yapmıştık. Birkaç arkadaşımın da yardımıyla, Yavuz Güney'in de desteğiyle Gençlik Spor'un Kudaka'dan almış olduğu krediyle 4 tane çim saha, bir tane de kompleksi vardı. Atıl bir durumdaydı. Onu çok şükür Erzurumspor'umuza kazandırdık. Şimdi bizim müsabak 5 tane takımımız var. Bu takımlarımız orada rahatça antrenman yapabilirler. Okul saatlerinden geldikleri zaman 4 tane takım sahaya çıkıp çalışabilir. Bizim orada eksiğimiz olan şey antrenman eğitimiyle alakalıydı. Onlarla alakalı da planımızı, programımızı yapmıştık. İnşallah üretimimiz de olacaktı. Niye olmasın ki? Yani Erzurum'dan geçmişte çıkan oyuncularımız var. Örnekler işte sen varsın, ben varım. Geçmişte ta 1940 yılından beri Erzurum'da futbol oynanıyor. Bir futbol kültürümüz Tabii var. ki, tabii ki. Yani büyük takımlara giden abilerimiz var, kardeşlerimiz var, küçüklerimiz var. Ama tabii ki altyapı ilgi ister, altyapı sevgi ister, altyapı bilgi ister. Eğer bunları bir Emeklisin. araya getirsin, niye çıkmasın? Hocam, mesela geçtiğimiz günlerde bu Trabzonspor maçında, Başakşehir-Trabzon maçında golü atan futbolcu Yusuf Sarı, kara yazılı. Evet. Evet, yani o çocuk alım yurt dışında yetişme diye biliyorum. Yurt dışında yetişme ama evet. Ama şimdi bakın Aslen Erzurum, evet. aslen Aslen Erzurum. Erzurum. Ben Futbol Federasyonu Bölge Teknik Direktörü de yaptım. Erzurum'dan milli takımlara hiç oyuncu gitmemişti. Ben Evet. götürdüm. Emrah Bayık'ı götürdüm. Özkan Tekin'i götürdüm. Erzincan ikinci amatör kümeden Burak Çalık'ı götürdüm. Erzurum ikinci amatör kümeden Palandöken'den Emrah Bayram'ı götürdüm. Yani Bugün demek ki mesela, evet hocam. yani uğraşırsan olur. Şimdi bizim Erzurum bölgesine yakın 8 tane ilimiz var. İyi tarama Hocam yapılırsa, iyi bir ben spor şunu olursa söyleyeyim. ne Yani olmasın? altyapıda hocam şöyle söyleyeyim size. Yani artık bizim dönemdeki gibi bir altyapı sistemi artık kalmadı. Yani iyi bir organize olmak lazım. Çocukları araştırmak lazım. Çocuklara belirli imkanları sunmak lazım. Hem eğitimleri konusunda hem de sporcu kimlikleri konusunda iyi bir organizasyon yaparsak ben inanıyorum ki Erzurum'da da çok ciddi yetenekler vardır. Bunlar artık önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde sahneye çıkacaktır. Ama şuraya geliyorum. İşte Erzurumspor böyle kendiyle savaşmaktan bir an önce kurtarmalı. Yani asansör takım kimliğinden ne kadar erken sıyrılırsa takım değil de kulüp olma yönünde ne kadar hızlı kurumsal bir kimliğe bürünürse bu dediğimiz olaylar o kadar hızlı yürür. Dolayısıyla Erzurumspor'un şu andaki mesela altyapıya ayırdığı bütçe atıyorum yıllık 2 milyon 3 milyonsa bunu 3-5 milyon liraya 4 milyon liraya 6 milyon liraya seviyelerine çıkarırsanız oradaki yatırımı da çok ciddi şekilde verimli bir şekilde geri almış olursunuz diye düşünüyorum. Yani ne kadar Hocam, tabiri caizse ne kadar ekmek o kadar efendim, köfte derler ya hocam. bilmiyorum. Yani emek verirseniz Şimdi çıkar yani hocam. bizim Çıkmaz diye bir şey yok. bizim orada Fatih Özbayraktar kardeşimiz bir altyapı yapılanması yapmıştı.
Ben Evet, de oraya Fatih Hoca, evet. gittiğim desteklerim oldu, katkılarım oldu ve bir kitap hazırlıyorduk ama maalesef daha sonradan dışarıdan bir antrenör arkadaş getirdi. Bizim projelerimiz yarım kaldı. İşte şunu söylemek istiyorum. Sistem kurmazsanız, sisteme sadık kalmazsanız üretim olmaz. Günü başarı, günübirlik başarı nedir? Yani bizim bir takımımız lig ikincisi olsa U19'da, U17, U16'da bu bir başarı değil. Bizim için başarı genç milli Asla, evet. takımlara ve Eurospor'a oyuncu verebilmekti. Necdet Hedefimiz Hocam, buydu. Dinliyorum. Necdet Hocam, bugün mesela Hatayspor'da yedeklerde oynayan, girmedi gerçi de yedeklerdeydi, Abdurrahman Canlı, Erzurumlu, Karayazılı. 6 ayda Yusuf Tekin, o da Evet. Erzurumlu. Mesela Evet. bu çocukları keşke dışarıdan Göztepe'de Murat işte, var. Göztepe'de Murat Paluli var. O da Murat, Erzurumlu. tabii Erzurumlu ya da Erzurumlu. o bilindiği için söylemiyorum abi, hani Evet. bunlar bilinmiyor fazla. Mesela Yusuf Sarı'yı da bilmiyorduk. İşte bundan sezon başı duydum ben, işte Trabzonspor Erzurumlu bir genci aldı dendi bana. Oradan biliyordum ben de. Yani bu gençleri Hatayspor alıyorsa, bizim kendi gencimizi Altay alıyorsa, Trabzonspor alıyorsa biz niye oynatamıyoruz? Yani bu da bir garip bir döngü gibi geliyor bana. Erdal'cığım bakın buradaki temel konu şu. Velileri bir kere ikna etmemiz lazım. Veli Trabzonspor istiyor, Göztepe'yi istiyor, Başakşehir istiyor, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi veya Altınordu'yu istiyor. Bunların vermiş olduğu imkanlar, eğitimleri olsun, işte okul destekleri olsun, ailelerine olsun. Bizim şu andaki altyapı kültürümüzde bu yok. Evet abi. Ha, İşte şahanetçi sistem kulübün yok. hocam kulübün sportif ve kurumsal başarıları ön plana çıktığı zaman artık veliler de sizi tercih edecektir yani. Kaçınılmaz olacaktır. Şimdi Yani siz şimdi şimdi hocam özür dilerim. Altınordu gibi iyi bir altyapı organizasyonu yapabilsek veya daha üst düzeyde, daha üst seviyede bu ülkenin en iyi antrenörlerinden bir iki seminerlerle seminer düzenleyerek veya onları işte oraya katarak veya bizim sizin gibi Erzurumspor'a yıllarını vermiş, hayatını, ömrünü adapte etmiş hocalarımızla beraber iyi bir organizasyonla. Yani bu sadece işte atıyorum Kürşat'la, Erdal'la, Necdet Hoca ile olacak iş değil. O şehrin kültürünü bilen bizim orada ben 50 tane sayarım hoca sizin gibi değerli hocalarımız. Yani Yani bunlarla iyi bir zaten organizasyon yapılırsa kulüp de o kültürle ona bir hamle yaparsa Erzurum spor şehri olur yani. Bir altyapı şehri de olur. Öyle bir kültür de doğar. Bakın dikkat edin. Şu anda altyapı denilince Türkiye'de Altınordu hafızalara gelmeye başladı yavaş yavaş. Değil mi hocam? kazındı Öyle resmen öyle. abi. Tabii. Şimdi Yani o ben hafızalara bir şey söyleyeyim altyapı mı Altınordu? Altınordu'dan geldi. Altınordu'da oynamıştı. Bunlar önemli şeyler. Bunu da lanse edebilirseniz Türk futboluna bu çok önemli. Artık ebeveynler de sizi tercih edecektir. Ama imkan sunmanız lazım, proje sunmanız lazım. Bir iki sportif başarı, kulüpsel olarak bir başarı, belki bir farklı bir proje ortaya koymanız lazım ki insanların da tercih noktası olabilirsiniz. Aksi takdirde işte böyle senin dediğin gibi bak ben bunu hiç düşünmemiştim hocam. Demek ki ebeveynler de tercih noktasında Erzurumspor'u tercih etmiyorlar. Bu da ciddi bir handikap aslında. Şimdi Kürşat bu kolay. Velileri, ebeveynleri çevirirsin. Şimdi altyapıda yani öz kaynaklarını geliştirebilmek için oranın bir sisteminin olması lazım. Oradaki sistemin başındaki insanlara da güvenilmesi lazım. Şimdi bizim memleketimizdeki sıkıntı şu. Bu adam kim? Galatasaray'da yetişmiş, Fenerbahçe'de yetişmiş, Trabzon'da yetişmiş, işte Beşiktaş'ta yetişmiş. Bunlar futbolu bizden daha iyi biliyorlar. Onlara daha çok güveniliyor. Ama yaklaşık 20 senedir, bakın 20 senedir Beşiktaş'tan, Trabzon'dan, Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den gelen hocaların bize katkısı çok az olmuştur. Çünkü bu memleketin ruhunu, bu memleketin yapısını bilmek lazım. Şimdi buradaki kulüp yöneticileri olsun, şehir yöneticileri olsun, Erzurum'daki insana öz kaynaklarına güvenmiyor. Halbuki Erzurum'da yaşayan biziz.
Erzurum'da nasıl gezilir, nasıl yürünür, nasıl koşulur, Erzurum'da futbolcu nasıl yetiştirilir biz biliyoruz. Yani bugün Altınordu'nun iklim şartlarıyla Erzurum'un iklim şartlarının arasında yani çok farklılıklar var. Oradaki Anladım, evet. yaptırmış olduğunuz antrenmanı burada eksi 20 derecede yaptıramazsınız. Bunun bir bilimsel metotları var. Ama maalesef bizim yöneticilerimizde şu var. Erzurum'u bilmez. Eğer biz bu psikolojiden çıkarsak biz kazanırız. Kendi değerlerimize Şimdi inanırsak hocam. çünkü bizim kendi değerlerimiz, bakın ben her zaman sempozyumlarda şunu söylüyorum. Bu şehir geçmişte güreş milli takımı Erzurum'dan seçilirdi. Boks milli takımı Erzurum'dan seçilirdi. Kayak milli takımı Erzurum'dan seçilirdi. Atletizm milli takımı Erzurum ve Ağrı'dan seçilirdi. Bu şehrin kaynakları var. Bu şehrin öz kaynakları var. Ama bu öz kaynakları nasıl kullanacaksın? İşte getirirsen dışarıdan bir adam, doku uyuşmuyor. Organ nakli yapıyorsun. Olmuyor işte. Olmuyor. Yoksa niye olmasın bizde? Hocam zaten mesela Enis Bey yazmış, diyor ki zevkle dinliyorum sizi diyor. Fikirler, önerilerinizi benimsiyorum diyor. Necdet Hoca ile Kürşat Bey'e sorar mısınız diyor. Hani daha önceki dönemlerde sayısız futbolcular çıkarken bugün çıkmamasının nedeni nedir? Sizler neden hani görev almıyorsunuz ki bunu daha önce konuşmuştuk Kürşat abi, hani aktif olarak istiyorlar aslında, hani aktif olarak futbolcu yetiştirmek, kulüpte yöneticilik yapmak, efendime söyleyeyim Erzurumspor'a faydalarının olmasını istiyorlar, hem Necdet hocam da hem Kürşat hocam da istiyorlar, fakat farklı şeyler de var aslında hocam, öyle değil mi? Yani bazı insanların önünü kesiyor. Yani işte Kürşat abinin anlattığı bir mevzu vardı, 2015 yılındaki yönetimsel mevzu. Birileri birilerinin önünü kesiyor ama hep önü kesilen gerçekten bu işi bilen insanlar oluyor. İşi bilmeyen Bakın insanlar işi bilen insanların önünü kesiyor. Öyle söyleyeyim. Erdal, bakın bir saptama yapayım ben. Şimdi yaklaşık 38 yıllık benim bir profesyonellik yaşantım var. Erzurum'dan dışarıya çıkmış, dışarı liglerde, birinci liglerde top oynamış yaklaşık 20-30 sporcudan bir tanesi. Doğu Anadolu Milli Takımlar hocalığı yapmışım. Erzurumspor'da sportif direktörlük yapmışım. Ben şimdi Erzurum'da gidip de bir üst düzey yöneticiye beni alın ben çalışayım niye diyeyim ya? Ben Evet. dışarıda bir şey Tamam. olsam bir CV hazırlarım giderim derim. Derim ki beni alın. Ama maalesef endüstriyel sektör olan futbol ekonomisinde şu anda menajer, yönetici, antrenörler birlikte çalışıyorlar. Burada eğer Hocam peki. o menajerlik şirketinin 10 tane oyuncusunu bir yere götürmezseniz sizinle çalışmıyorlar. Evet. Biz bu için dışarıya gitmiyoruz. Şimdi biz dışarıya gitmediğimiz için bize diyorlar ki ya sizi kim aldı? Bizi kim mi aldı kardeşim? Benim Erzurumspor'da yapmış olduğum işler var. Benim Aşgalespor'da yapmış olduğum işler var. Benim 12 Mart'ta yapmış olduğum işler var. Benim sportif direktörlük yapmış olduğum dönemlerde yapmış olduğum işler var. Ben bunları söylerken utanıyorum. Ben kendimi anlatmaktan utanıyorum. Ama maalesef siyaseten yakın olan bazıları gidiyorlar 10 tane 20 tane arkadaşından birlikte belediye başkanını etkiliyorlar. Yöneticiyi etkiliyorlar. Erzurum'da yöneticinin kültürü kalmadı. Şimdi Erzurum'da bir yönetici kolay kolay yetişmiyor ya. Bir yılda, 2 yılda yönetici yetişir mi? Hocam şöyle Erzurum'un bir şöyle... futbol tarihi bilmiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Aslında bu konuştuğumuz şeyler sadece Erzurumspor'la da alakalı değil. Yani Türk futbolunda çok ciddi bir sıkıntı var. Bakın ben bugün bu soruyu soruyorum. Yani bugünkü Türkiye'de futbol kulüplerine bir bakıyorum da yani futbol kulüp yöneticileri siz bu işin neresindesiniz? Siz bu iş hakkında kaç sayfa yazarsınız? Neresindesiniz? Yani ne kadar tecrübeniz var? Futbolu ne kadar biliyorsunuz? Arkadaşlar bakın Türk futbolunda bu çok ciddi bir sıkıntı hocam. Yani Türk futbolunda sporcular mesela geçen bizim hoca transferi olacağı zaman yani Mehmet Özdirek'te Erzurumspor
ayrıldıktan sonra şunu söyledim ben. Yani Mehmet Özdilek'le ayrılıyorsunuz. Kulüp yöneticisi masaya oturuyor. Atıyorum X bir farklı bir teknik direktör geldi. Ya işte o da dedi ki 3 tane şu 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 sporcuları alacağım. Şimdi sen eğer kulüp yöneticisi olarak en az, bak hocam, en az o hoca kadar eğer bilgin, kültürün, deneyimin, yöneticiliğin yok ise orada da yanılıyorsun. Yani hoca, sen şimdi Erzurum'un kültürünü bilmiyorsun, sosyal yapısını bilmiyorsun, geliyorsun, inandığın sporcular vardır. Talep ediyorsun yöneticiden. Yönetici de bir şey bilmediği zaman senin dediğini almak zorunda kalıyor. Bu sefer kulübe tekrar zarar veriyorsun, maya tutmayınca. Ama Kaptan bilseler ya şöyle diyeyim. hocam, evet biliyorum ama bu sporcu bizim burada uymaz, coğrafi şartlarımıza uymaz, iklim şartlarımıza uymaz, neyse artık seyirci kulübün kültürüne uymaz, altyapısına uymaz, neyse ne olursa onu bilmen lazım ki cevap verebilesin. Yani bilmediğin bir konu hakkında ne yorum yapabilirsin, ne strateji uygulayabilirsin. Sadece teslim olursun. Bakın benim en fazla sıkıntı duyduğum noktalardan bir tanesi de Türk futbolu ne acıdır ki menajerlere teslim olmuş. Bu çok Şimdi sıkıntılı bir durum. Kürşat'ım. Biz kulüplerde hocam squad ekibi diyoruz değil mi? Squad ekibi. Sadece ismini biliyoruz ya. Squad ekibi. Ya squad ekibi ne yapar? Nasıl bir işleve girer? Nasıl bir proje yürütür? Hangi dönemde çalışmasını aktif hale getirir? Hangi dönemde pasif hale döner? Bunların hepsini iyi analiz etmesi lazım ki o sporcu kulüp yöneticilerinin başarı elde edebilirsiniz kulübünüz adına. Yoksa olmaz. Şimdi Evet. kaptan bak. Şu anda Erzurumspor Yönetim Kurulu'na geçmişten ve bugüne kadar gelen herkes iyi niyetle gelmiştir. Bunda hiç şüphemiz Asla yok. art niyet olmaz. Art niyetlik Hiç, hocam şüphe, farklı bir şeydir. Art niyet hiç farklı bir şüphemiz yok. şeydir. İşi bilmek başka bir Şimdi şeydir hocam. gelen yönetici arkadaşlarımızla kendi meslek gruplarında, branşlarında Türkiye'nin en iyileri, Doğu Anadolu'nun en iyileri. Yani şirketleri var, holdingleri var. Yani kendi branşlarında uzmanlar bu kardeşlerimiz, bu abilerimiz. Ama futbol endüstriyel bir sektör artık. Yani sen hizmetinde 1.000 tane adam çalıştırırsın, iş tanımını vermişsindir, ücretini vermişsindir, ondan iş beklersin. Ama futbol kulübüne geldiği zaman bir şaşkınlık içerisinde. Neden şaşkınlık içerisinde? Çünkü branşı değil. Branşı olmadığı için de birilerin tavsiyeleriyle, birilerin önerileriyle oyuncu seçimi yapmaktalar. Hoca seçimi yapmaktalar. Mecbur, Bakın mecbur kalırlar hocam. Bilmediğin zaman mecbursun yani. ben size bir örnek vereyim. Şu pandemi döneminde Ajax'ı, Bayern Münih'i, Liverpool'u, Manchester United'ı, Altınordu'yu, Antalya'yı, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ın altyapılarını araştırdım. Evet. Bugün Afrika'da Ajax'ın ve Barcelona'nın 100 tane scout antrenörü var. Evet. Bak. 100 tane, 100 tane, 100 tane. Bu sadece Afrika için söylüyorum. Güney Amerika'sı var, Amerika'sı var, Avrupa'sı var, Asya'sı var. Bu bir Evet. bütçe. Bu bir bütçe. Erzurumspor yönetimi bu bütçeye hazır değil. Yani şapkadan tavşan çıkartılması isteniyor. Bakın ben geçen yıl başkana söyledim Hüseyin Bey'e. Başkanım dedim 1 milyon ücret vermiş olduğunuz bir antrenörden 1 milyon dolarlık oyuncu istiyorsunuz. Olur mu? Bu adamın sadece almış olduğu para yol karşılığı. Altyapı bir meslek. Altyapı bir uzmanlık ister. Altyapı bilgi araştırması ister. Bunun için de para harcaması lazım adamın. Tabii muhakkak. Yatırım ister, evet. Profesyonel bir bakış gelmediği müddetçe, profesyonel yöneticiler Türk futbolunun başına gelmediği müddetçe biz bu sıkıntıları yaklaşık 40 senedir yaşıyoruz, bir 40 sene daha yaşarız. Aynen. Bugün niye Afrika'da oyuncular atletik ya? Ne özellikleri var? Bugün Erdoğan benim futbolcum. Kendisiyle konuştuğun zaman başarınız ne hocam? Diyor ki Afrika Kupası'na gittik, Afrika Kupası'ndan aldık geldik. Böyle bir listem daha var. Bu penzaları getirmiş adam. Diouf'u getirmiş, Traore'yi getirmiş, Akintola'yı getirmiş, Ribeiro'yu getirmiş, Katranisi getirmiş. Hocam iyi bir Demek ki altyapı yapmaz. Evet, iyi bir altyapı yapmaz iseniz bakın squad ekip sizin squad ekipleriniz gidip menajerlerle görüşür, bu işleri halletmeye çalışır. Onların squad ekipleri de yerinde inceler. 3 ay, 5 ay, 1 yıl, anlatabiliyor muyum? Yerinde inceler.
Onlar böyle güzel güzel sporcular alır getirir bünyesine katar. 1 milyon liraya aldığı sporcuyu 10 milyon liraya satar. Kulübe de katkı payı ve o kulübün hocam çok önemli bir hamle squad ekibi. Kulübün geleceğini de kurtarırsınız. Öyle iki tane sporcu bünyenize kattığınızı düşünebiliyor musunuz hocam? Ben sana bir Kulübün örnek geleceğini vereyim kurtarırsınız. Kürşat'cığım, ben sana bir örnek vereyim. 2012 yılında yönetim kurulu bana sportif direktörlük teklif etti. Ertesi yıl da teknik direktörüm olarak çalışacaksın. Hocam çalışmalarını yap dedi. Kulübe biz o dönem işte 2 yıl üst üste, 3 yıl üst üste küme düşmeme için oluyordu. Biz oraya bir sistemimizi kurduk. Ve o arada da ben araştırmalarımı yapıyorum. Ha, kimden yapıyorum? Erzurumspor'da eskiden görev almış, top oynamış, şu anda bir görev olan arkadaşlarımızla diyaloğa geçtim. Bakın, ben yapmış olduğum o dönemki çalışmalarda Emre Akbaba Kahramanmaraş'ta yedek bir oyuncu. Gökhan Karadeniz Bursa 3. Lig'de oynuyor. Aklıma gelenler söylüyorum. Batuhan Artaslan işte Trabzon'un 17 takımında. Ben bunlara bir liste verdim. Dedim ki başkanım dedim. Şu andaki benim dedim getireceğim oyuncular dedim 17 ile 20 yaş arasındaki bir oyuncu grubu. Eğer Evet. bana sabrederseniz 4 ay sabrederseniz 4 ay sonra ben sizden 2 tane abi isterim. Hocam dediler bize siyaseten dışarıdan hoca geldi. Biz ondan çalışacağız. Dedim o zaman benim burada kalmam manası yok. İşte neyse dedim bakın ben 1 yıl kendi aracımla bir sürü kaza atlatmışım. Duymuşum. Nerede oyuncu var? Van'da. Van'a gitmişim. Nerede oyuncu var? Tokat'ta. Tokat'a gitmişim. Nerede? Gümüşhane'de. Ha, bir de şu var. Senin oyuncu alabileceğin kulüpler önemli. Sen gidip de Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan oyuncu alamazsın. Alabileceğin yerlere gitmen lazım. Ve o kadroda 2 sene sonra, 3 sene sonra benim dediğim oyuncuları aldım. Ne yapalım abi? Doğru diyorsun hocam. Evet, yara büyük. Erdal'cığım, yorumları Evet. biz göremiyoruz. Yorumlarda ne var? Biz tabii maziye Çok dalıyoruz. Bizim yaramız Nevzat çok Hocam'la şeyler bana var. bakma. Bizim yaramız büyük. Çok şeyler var. Necdet Gümüşenek hocamız, Kürşat kaptanımız tam kitabın ortasından konuşuyorlar. Bu işi bize ileri gelen adamlarımızın bu konuşmaları dinlemeleri lazım demiş Yusuf Özbey. Bu takımda neden ağırlık koyulup şu an takımda bulunup altyapı oyuncularına şans verilmiyor demiş. Zaman kaybı çok anlamsız. Transfer ekibiyle gelip yani bir araya gelip altyapıdan oyuncuların çıkması gerek. Necdet Hocam size saygım çok. Yaptıklarınızı destekleyen yönetim olmadığı için neler yaşadığınızı biliyorum demiş Murat Durmaz. Yavuz Gümüşenek İzmirli altyapı hocaları bizim memleketi bizden iyi biliyor demiş. Yavuz Bey Erzurumspor'un en büyük eksiği futbolu bilmeyen yöneticilerin yönetmesi demiş. Hatayspor 2 kişi yönetiyor demiş. Biri Gökhan Zan, diğeri Ömer Erdoğan. Enis Doğru, Kürşat Bey iyi bir noktaya değindin demiş. Oyuncu transferleri örnek Kayseri'den alınan topçuya soruldu mu demiş. Veya araştırıldı mı kaç kart gördü, neden, nasıl gördü diye. Yusuf Özbey memleketi iyi bilen bir tecrübeli hoca var. Necdet Gümüşenek hocamız neden değerlendirilmiyor demiş. Üç büyük değer sahip çıkılması lazım. Semih Ateş demiş. Sami Ateş pardon. Böyle gidiyor. Ertuğrul Korkmaz Erdal Çoğdur stat işini kim çözer net bir şekilde kim onu sorar mısın demiş. Emrah Bakar bizim scout da getirmiş. Gomez gibi bir futbolcuyu bulmuş. Takım 10 kişi oynuyor demiş. Burak Gülpınar bizde sabır yok hemen başarı bekliyoruz. Kimsenin elinde sihirli değnek yok demiş. Yani bir sürü mesaj var hocam. Bir sürü mesaj var. Vaktimiz yok zaten. Bunları da sizlere iletmek istedim. Evet önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Son cümleleri alacağım. Necdet hocam, Kürşat hocam. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Kürşat Gil'in işte Süper Lig'de olduğumuz dönemlerde benim endişem Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarında hiç olmazdı. Çok rahattım. Çünkü oyuncular kendilerini o maça iyi konsantre ediyorlardı. Seninle de bir Ama Trabzonspor galibiyetimiz var hocam. daha İçeride. henüz daha benim rekorumu kimse kıramadı. Daha dört büyükleri kimse yenemedi. Kürşat. Şimdi çocuklar
futbolcu kardeşlerimiz, Erzurumspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da şu anda oynayan kardeşlerimiz bu maçı unutacaklardır. Galatasaray maçına da iyi konsantre olacaklardır. Bizim ihtiyacımız olan şu anda çocuklara sevgimiz. Çocukları kırmayalım. Teknik kadroyu kırmayalım. Yönetimimizi kırmayalım. Henüz daha lig bitmedi. Ben inanıyorum ki bu çocuklar yine tekrar bir seri yakalayacaktır. Bu bir tecrübeydi. İnşallah. Bu bir iş. Galatasaray veya Karabük maçında bunu telafi edeceklerdir. Ben inanıyorum. Kendilerine de başarılar diliyorum. Eyvallah hocam. Evet Kürşat hocam, siz de son cümlelerinizi alalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Kapatalım programımızı. Erdalcan, tabii Necdet hocamın da söylediği gibi sporcu açısından bence kolay maçlardır bunlar. Çünkü sporcu dört büyüklere karşı oynadığı zaman daha da fazla konsantrasyonla çıkar maça. Motivasyonu çok yüksek olur. Hocanın da aslında çok fazla bir şey söylemesine gerek yoktur o maçlarda. Dolayısıyla sporcular da zaten hepsi profesyonel futbolcular. O bilinçle maça çıkacaklardır. İnşallah umuyoruz ki Galatasaray'dan puan veya puanlar alalım. Erzurum'a şöyle mutlu dönelim. Ondan sonra içeride Karabük maçında da bir galibiyetle taçlandıralım. İnşallah. Bu ligede sımsıkı sarılalım inşallah. Allah utandırmaz inşallah şehrimiz adına. Çünkü Aynen. Ben Erzurumspor'u sadece devamlı söylüyorum. Bir futbol kulübü olarak görmüyorum. O şehrin ruhu, o şehrin geçmişi, o şehrin tarihi, o şehrin kültürü, o şehrin ekonomisi açısından Erzurumspor halkası çok çok ciddi bir paya sahip. Dolayısıyla Süper Lig bizim için çok çok önemli. Sımsıkı sarılabilmemiz için elimizden gelen neyse onu yapmalıyız diye düşünüyorum. Necdet hocam, seni de sevgiyle anıyorum. Çok ciddi hem sporculuk yaşantımızda hem de hocalığımızda yapmışlığında var. Söylediğim gibi Trabzonspor maçında da seninle güzel bir galibiyetimiz var. Çok güzel anılarımız var. Çok şeref duydum hocam. Seni görmek de mutlu etti beni. İnşallah Necdet hocamı başka programlarda yine alalım. Çok şık. İnşallah. İnşallah. Sevgiler. İnşallah. Ben de size teşekkür çok ederiz. Teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Biraz geciktik ama ne yapalım? Bu kadar olsun. Sağlık teknik olsun arıza hocam. İnşallah evet. Telafi ederiz. İnşallah hocam. Biz de programa katıldığınız için teşekkür ederiz. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta inşallah Galatasaray maçından sonra yine ekranlarda olacağız. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.